ve Ece'nin konuklarından herkese iyi akşamlar. Hafta içinin son günündeyiz. Cuma akşamındayız. Yine keyifli bir program vaat ediyoruz size. Ben buraya bir düğünden koştura koştura geldim. Düğündekilerden şimdi mesaj geldi. Dans ediyorlarmış. Biz de burada jenerik müziğimizle dans ediyoruz. Ve yine birbirinden renkli top dolu konuklarım var bu gece yine. İlk konuğumu almaya kulise gidiyorum. Kendisi çok büyük bir sanatçı. Öğrencilerinin çok sevdiği bir profesör. Gidiyoruz. Hayatın coşkulu ve değişken dünyasında görsel sanatların içinde kendini bulan ve var eden Profesör Doktor Balkan Naci İstimyeli ile sanatın çok üstünde bir sohbet az sonra Ece'nin konuklarında. Hocam sizi bekliyoruz. Nasılsınız? Notlar alıyordum. Notlar mı alıyorsunuz yoksa eskiz mi yapıyorsunuz? Yeni serginin notları. Öyle mi? Ha, çizimler de var mı orada? Yok. Sadece notlar, yok, notlar fikirler. Notlar, iyi, çizim olsun. İçin küçük bir defter. İyi, hadi bakalım şimdi biraz Balkan taraflarından. Ağlamaya başladım. Gizli kalmış bir paparazilik vardır değil mi? En evde hissettiğim yer Rusya bile değil Türkiye oldu. Ben Türk pasaportu taşımaktan gurur duyuyorum. Ne kadarlık bir flört döneminden evliliğe geçildi? Açım açım priyatı pasnak koyun. Tamam. Ben her şeyi kendim çözdüm. Hiç Türkçe dersi görmedim. Ders almadınız mı? Hayır, hayır. Ama gayet hiç. Güzel konuşuluyor. Teşekkür ederim. Vallahi. Bir özel bir enerjinizin olması lazım. Bütün çocuklar yetenekle doğar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Okul ortamında değiliz bugün. Işık Üniversitesi'nde değiliz. En son orada sizi defilede öğrencilerinizin arasında izlemiştim. Öyle mi? Siz yani orada mıydınız? Tabii en önde izliyordum. Ayşe Arman'ın çıktı o defilede. Harika. Harikaydı. Şimdi de buradayız. Saçlarınız kısalmış görmeyeli. Vallahi yaz tıraşı. Yazın sonuna denk geldi biraz ama. Babacım görseydi derdi at hırsızı gibi olmuşsun. Öyle mi derdi diyorsunuz? Hep uzun saçlı mı kullandınız? Hep uzun saçlıydım ama böyle ben kendinden sıkılan biriyim. Aynada her gün aynı yüzü görmek hoş değil. Arada böyle sürprizler yapıyorum. Ama küpe hep kendimi var değil mi? Kendimi şaşırtıyorum. O da var. O da mı değişiyor arada? O da değişiyor. O da değişiyor. Bakabilir miyim halka bir küpe mi? O şey değişiyor mu şekli? Yok. Aynı, genelde hep aynı şekilde. Aynı. Küpeli hoca diye zaten. Korsan küpesi. Korsan küpesi. Mesela 64 yaşındasınız yani. İnanılmaz değil yapmayın. Mi? Yapmayın. Söylemeyin. Hayır hayır. Hiç göstermiyorsunuz. Evet, çünkü biz böyle ederim. Doğum tarihiyle ben o zaman da aynı şeyi düşünmüştüm. Maşallah maşallah maşallah. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz böyle dinç durmak için? Vallahi benim sevme yeteneğim var. Bağışlama yeteneğim var. Heyecanlarım var. Ve en önemlisi gençlerle beraberim her zaman. Öğrenciler mi çok sizi genç tutuyor? Tabii yani sanat da genç tutuyor. Yani sanatçı için genç olmak bir mesleki zorunluluk. Bana öyle geliyor. Bütün sanatçılar pek genç mi durur? Genç duramazlar ama genç olmak zorundalar bence. Yani sanat kendini devamlı yenileme işi. Yani o heyecanınız, o tansiyonunuz yoksa sanat yapamazsınız. Onun için yeni olanla, dinamik olanla, gülenle, mizah duygusuyla, eleştiri duygusuyla bir arada yaşamanız lazım. Ve hayata bütün kanallarınız açık olması lazım. Mizah duygusu çok güzel. Yani biraz böyle hayatı tepeden görmeniz lazım ki bütün dinamikleri kavrayabilirsiniz. Herkes görebilir mi böyle büyük resmi? Yok. O biraz zor iş. Yaşlı mı oluyor, tecrübeyle mi, içten gelen bir şey mi, nasıldır? Bu bir yaratılış işte, sanat yeteneği dediğimiz şey bu. Şimdi dağ taş sanatçı olduğu için gerçek yetenek nedir karıştırılmaya başlandı. Ama yetenek zaten bir üst görü. Yani hayata kuş bakışı bakabilme, ayrıntıları kaçırmama. Bir tür devamlı izleyici olabilme uyanıklığı içinde hayatı tarama.
Dolayısıyla sanatçı yaşamdan yana ve yargılamadan. Yani kötü, bakımsız, kaybetmiş, itilmiş, kakılmış demeden hayatın bütün unsurlarını, hatta ezilenlerin daha çok yanında olarak tabii. Sanatçının anlatılmayanın, yani konuşulmayanın yanında olarak onları anlatmak insanlara, onlara ulaştırmak. Yani sanat bir vicdan işi. Vicdanı olmayan bunu yapamaz. Aynı zamanda patos, yani acıdan kaynaklanan bir şey sanat. Ondan da besleniyor tabii. Tabii, böyle tabii, zaten tabii. Mutlu süt limon olsa her şey değil ama mi? Ama acıyı dengeleyecek bir mizah duygunuzun olması lazım. Şimdi benim bir tane tespitim var. Bir sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Komplo teorisi mi dersiniz? Ece doğru tespit yaptın mı dersiniz bilmiyorum. Nacizane. Şimdi siz çok önemli bir ressamsınız. Floransa'dan, New York'tan Fulbright bursu var. Salzburg'da eğitimler, burslar, hep başarılar. Yurt dışında çok çok, yani hani Türkiye'de bence gerektiği kadar da bilinmediğinizi düşünüyorum. Yurt dışında çok önemli burslarla eğitimler, özel sergiler açtınız. Bir profesör ünvanı var isminizin başında. Hı hı. Ressamsınız, sanatçısınız, aynı zamanda da şiir yazıyorsunuz. Bugün çok tesadüfen haftaya konuklarımdan biri Ceyhun Yılmaz olacak. Evime bugün Beşiktaş Belediyesi'nin Etiler'de oturuyor. Bir tane dergisi geldi. Açtım, Ceyhun Yılmaz'la bir röportaj. Şöyle bir şeyi almışlar başlığa. Demiş ki Ceyhun Yılmaz, komedyenlerin tamamı şiire yatkındır, şairlerin tamamı komiktir. Şimdi mizah duygusu dediniz ya, ben sizi günlük hayatta bilmediğim için, bir de profesör ünvanı var. Yani bir çekindim ama şiir yazdığınız için o matrak mizah yönünüz var mı? Şiirde mizah zorunlu bir malzeme mi bilmiyorum ama hayata bakışta acıyla gülümsemeyi dengelemek lazım. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Mesela Fellini'nin sinemasını düşünün. Hı hı. Aslında mizahi gibi görünür. Ama çok devasa acımlı. Boyutta bir sirk gibi izlersiniz. Ama o mizahın içinde küçük küçük serpiştirilmiş acıklı noktalar vardır. Hayata biraz da öyle bakmak lazım. Sürekli çalışmak istiyorsanız. Yoksa o patosun içinde, o acının içinde, karamsarlığın içinde gömülür kalırsınız. Çünkü ressamlık biraz dokunaklı bir iş. Yalnızlık işi. Şiir de var aynı zamanda. Şiir de öyle. Şiir de öyle. Şiir de öyle. Aslında resimle şiir birbirine çok yakın. Öyle mi diyorsun? Tabii, İkisi de. Tabii. İkisi de konsantre, yoğun sanatlar, arındırılmış sanatlar ve soyutlama yeteneği isteyen sanatlar. Hem üretici açısından hem izleyen açısından. Onun için herkes resim yaptığını zanneder, herkes şiir yazdığını zanneder. Hayranı çoktur, seveni çoktur. Doğru. Ama iyisini yapmak çok zor, en zor iş. Ben tespitimden aslında bahsetmedim. Tespitim şuydu. Yani mizahi yönünüzü bilmiyorum ama acaba genlerde mi var diye, babanız karikatüristti. Tabii. Babacığım. Şimdi ben öyle bir bağlantı kurdum. Aynen. Şiir yazıyorsunuz ya. Dedim acaba genlerden bir şey olabilir mi? Hani küçükken yani esprili, mizah dolu bir baba mıydı? Aynen öyleydi. Gerçekten çok, mi? Çok ince mizahı olan ama soylu bir mizahı olan bir adamdı. Hayata hep öyle bakardı, gülerek bakardı. Eleştirilerini de mizah yoluyla yapardı. O çok tatlı. Kendine yönelik de öyleydi. Ben de öyleyimdir. Yani kendime yönelik eleştirileri de, kendimi gırgır alırken de. Alabilir mi sanatçıların? Çünkü egoları büyüktür sanatçıların. Kolay mı kendini eleştirebilmek ya da? Vallahi çok 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 egoyu büyütürseniz de ortada bir şey kalmaz. Patlarsınız. Tanınmaz hale gelirsiniz. Ego gerekli. Çünkü sanat kolay anlaşılır bir şey değil. Büyük yalnızlık dönemleri sizi bekler hayatta. Bu dönemleri atlatabilmeniz için kendinize olan sevginiz, inancınız, bağınız çok önemli. Ama bunu abartmamak lazım. Bir de yani hayatta bu mesleğini seven bir marangozun egosuyla aynı düzeyde olmalı. Yani anlatabiliyor muyum? Daha ayrıcalıklı çok abartmamak lazım. Çünkü hepimizin malzemesi insan. İnsanı anlamak,
insanı anlatabilmek, ve insanlarla bir arada daha güzel bir dünya kurmanın hayalini paylaşmak. Birlikte. Çok yalnız yani biraz bencilce bir şey dediğiniz gibi konsantre istiyor şiirde, resimde. Peki siz bu yolculukta yalnız değildiniz. Eş, kaç yıllık evlisiniz? 30 yılı geçti. Maşallah. 30 yılı mesela geçti. Eşinizin bir sanatçıyla yaşamız ya da orada bir denge nasıl oluyor? Nasıl anlayış gösterdi sizin o yalnızlıklarınıza resimdeki? Ama şimdi her kadın erkeğini paylaşmak istemez. İşiyle olsun, başka kadınlarla olsun, başka uğraşlarla olsun. Fakat akıllı kadınlar malzemeyi tanıdığı zaman bir hesap kitap yapar. Ya ben bu adamı kaybedeceğim, ya da bu alanda yoğunlaşmasına rıza göstereceğim. İkisinden biri. Çünkü terk edilebilir şeyler vardır, uğraşlar vardır. Bir de sizin sorumluluğunuz olan, iç sorumluluğunuz olan şeyler vardır. Sanat benim için öyle bir şey. Eşim bunu başından beri kavramış. Belki de o yüzden beni sevmiş biri. Dolayısıyla aramızda hiçbir şey olmadı o konuda. Bir kargaşa vallahi, olmadı. Ama buruk olduğu dönemler olmuştur. Kendini yalnız hissettiği, benim hissettiğim gibi. Çünkü ben de yalnızlık hissediyorum ne resim zaman? Yaparken. Yani kolay bir şey değil bir resimle baş etmek. Şimdi ben 50'den sonra çok rahatladım. Kafamdakinin aynını resmedebiliyorum. Daha doğrusu hiçbir şeyi takmaz oldum. Yani başarılı olur, başarısız olur. Tamamen duygularımın karşılığını bulabilecek özgüven içinde ve formda hissediyorum kendimi. Resmin güzelliği şu, hayatınız boyunca yol alabiliyorsunuz. Bazı meslekler sizi terk eder. Doğru. Ya fiziğinize, tabii, güzelliğinize aynen, bağlıdır, doğrudur. Ya beden gücünüze bağlıdır. Ama resim, edebiyat başından sonuna kadar hepsi bir ve dönem. Şiir sizi terk etmeyen alanlar. Onun için ben kendimi mutlu hissediyorum. Bir de öğrencileriniz var. Yani siz aslında gençlerle hep bir aradasınız. Çekinilen bir hocamızı zannetmiyorum. Seviyorlar sizi küpeli hocamız diye, değil mi? Beni sever öğrenciler. Çünkü onları anladığımı hissediyorlar. Onları anlamazsam da onlarla birlikte bir şey yapmak mümkün değil. Yani o malzemeyi kavrayacaksınız, onun zenginliklerini kavrayacaksınız, ondan bir ürün çıkaracaksınız. Dolayısıyla bizimki bir iktisat eğitimi gibi değildir. Yani öznel bir eğitimdir. Bireysel ilişkiler çok önemlidir. Yani o ısı ilişki çok önemlidir. Size inanmaları lazım, anlattıklarınıza ama daha çok yaptıklarınıza da inanmaları lazım. Evet. Yani sadece sözel değil. Tabii. Ve bunda başarıyı ortaya koyuyorlar. Bu defile çok başarılı olmuştu. Güzel Sanatlar Fakültesi. İlk mezunları mıydı Işık Üniversitesi'ndeki evet, evet. O defile? Evet, bu sene mezunu derdik. Belki görüntülerde de vardır. Çok hoş, renkli bir defileydi o. Biraz onu anlatabilir misiniz defileyi? Valla ben... Evet, görüntülerde de var. Ben yıllardır kostümle uğraşıyorum. Çünkü giysi çok önemli bir alan. Bir gösterge alanı. Yani giysi aracılığıyla insanlar olmak istediklerini, aidiyetlerini, tutkularını dışa vuruyorlar. Bir tür semboller dünyası. Tabii markalar giysi. Var, etek, pantolon ayrımı. Hele günümüz dünyasında. Günümüz dünyasında çok daha çetrefil, çok daha komplike bir şey hal aldı. Bunun için giysiyi ben her zaman bir